Hikaye zamanı çocuklar. Şimdi Kayu bugün ne yaptı? Bugünkü hikayenin adı Kayu kurabiye yapıyor. Her şey Kayu 3 yaşındayken başladı. La 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 la. Sessizce oynasan iyi olacak. Rosie biraz uyumaya çalışıyor. Kayu. Ama ben oynamak istiyorum. Hala oynayabilirsin. Sadece biraz sessiz ol. Kayu sessizce oynamanın gürültülü oynamak kadar eğlenceli olmadığını düşünüyordu. Kayu. Senden sessizce oynamanı istedim. O yüzden Kayu mutfağa gitti. Kayu ballı kurabiye yapmaya karar verdi. O yüzden Kayu'nun çalışması gerekiyordu. Bir sürü ballı kurabiye, iri olanlar, düz olanlar, ince olanlar, yuvarlak olanlar. Kayu, ne yapıyorsun sen? Kurabiye yapıyorum anne. Şu yaptığın karmaşıklığa bak. Temizliğe yardım etmek ister misin? Evet anne, sen ve ben. Mutfağın temiz ve düzenli olduğundan emin olmalıyız. Şimdi bu pisliği nereye koyabilirim? Buldum. İşte böyle en sevdiğim yardımcım. Kayu. Kayu çok gururluydu. Annesinin kurabiye yapmasına yardım ediyor. Anne. Ortalığı dağıttın. Haklısın. Anne de ortalığı dağıtıyor. Baba baba. Kurabiyeleri dene. Kurabiyeleri dene. Bu kurabiyeleri kim yaptı? Ben yaptım. Annem de yardım etti. Ne yapıyorsun Kayu? Büyük bir karmaşa. Hadi bakalım çocuklar, Kayu hikayeleri zamanı. Peki hikayenin adı ne anneanne? Adı Kayu artık korkmuyor. Her şey Kayu 3 yaşındayken başladı. Bay Hinkle yan evde oturuyordu. Birçok çocuk o eski ve korkunç evde hayalet olduğunu söylüyorlardı. Bay Hinkle'ın evi gerçekten de korkunç görünüyordu. Ve Bay Hinkle da öyle. Neden Kayu? Mesele ne? Bay Hinkle, o çok korkunç. Bunu niye söylüyorsun? Bay Hinkle çok korkunç. Hop, beni yakalamak istiyor. Birincisi orada değil. İkincisi ben onu çok iyi tanırım. O çok iyi biridir canım. Arkadaşıma merhaba. Anne! Zavallı Bay Hinkle buraya Kayu'yu korkuttuğu için özür dilemeye gelmişti. Korkma.
Yapma canım. Bay Hinkle buraya seni korkuttuğu için üzgün olduğunu söylemeye geldi. Gerçekten çok iyi bir adam. Ben onu sevmiyorum anne. Bence sen Bay Hinkle'dan korkuyorsun çünkü onu tanımıyorsun. Merhaba, gelebilir miyim? Merhaba, içeri gelin. Caillou, Bay Hinkle seninle. Caillou? Ama Caillou nereye gitti acaba? Bilmiyorum. Daha bir dakika önce buradaydı. Oh, zavallı. Bence saklambaç oynamak istemiştir. Ben saklambaca bayılırım. Hazır mısın Caillou? Biz geliyoruz. Tamam şimdi. Acaba nerede olabilir? Caillou, neredesin? Gilbert, bizi duyacaklar. Bence Caillou aşağıda saklanıyor. Yaklaşıyoruz. Acaba burada mı, merak ediyorum. Ah, göremiyorum onu. Aa, hayır, burada değil. Hadi başka bir odaya bakalım. Caillou'nun olabileceği sadece bir oda kaldı. Sanırım yaklaşıyorum. Daha da yaklaşıyorum. Caillou Bay Hinkle'dan korktuğunu unutmuştu. Aha. Siz ikinizin arkadaş olduğunuzu gördüğüme çok sevindim. Bir daha oynamak istiyorum ben. Bunu ben de çok isterim Caillou. Ama bu sefer ben saklanacağım, sen arayacaksın. Sizi sevdim Bay Hinkle. Anneanne, şimdi yemek zamanı, hikaye zamanı değil. Ama bu yemek zamanı hakkında bir hikaye. Ve sebzelerini yemenle alakalı. Caillou daha 3 yaşındayken sebzelerini yemeyi pek sevmezdi. Bundan hiç hoşlanmazdı. Caillou, sebzelerini ye canım. Büyük baban gelip seni parka götürecek. Ama eğer sebzelerini bitirmezsen parka gidemezsin canım. Sebzelerden hoşlanmıyorum. Çikolatalı kurabiye istiyorum ben. Kurabiyeler tatlı, niyetini yenir Caillou. Buldum. Sebzelerini bitirdikten sonra bir tane kurabiye yiyebilirsin. Ben sebzelere bayılıyorum. Benim sebzelerimi de yiyebilirsin baba. Hayır, olmaz. En azından sebzelerini yemeye çalış Caillou. Büyük babam geldi. Hadi Caillou, parka gitme zamanı. Ben büyük babamla parka gidiyorum. Akşam yemeğinden sonra da büyük anneyi görmeye gideceğiz. Bize akşam yemeği hazırlıyor. Vay canına, bir tırtıl. Tırtıllar yaprak yerler. Böylece kelebeğe dönüşmek için gerekli enerjiyi sağlarlar. Kelebeğe mi dönüşürler? Bu kuş ne yapıyor büyük baba? Yiyebileceği kurtçuklar arıyor. Kurtçuklar onlara kış zamanı güneye uçabilmek için enerji sağlıyor. Ve sincaplar da ceviz yerler. Bu onların hava çok soğuk olduğu zaman korunmalarını sağlar. Buraya gel sincap. Eve geldik ve bir ayı kadar da açız. Bunun nedeni bizim ayı olmamız. Nohut ve havuç. Çok lezzetli. Ayılar kiraz yerler. Bu gece bu nohutlar ve havuçlar bizim kirazlarımız. Ben bir ayıyım. Wow. Wow.
gecenin ilerleyen saatlerinde anne ve babası Kayyu'yu almak için geldiler. Evet, Kayyu bugün nasıldı? Ben bir ayıyım. Ben de bir ayıyım ve her ikimiz de bütün sebzelerimizi yedik. Kirazlarımızı yedik büyük baba. Bu da demek oluyor ki... Kurabiye zamanı. Hikaye zamanı çocuklar. Gördün mü, sana şaka yapmış. Kayyu kayıp olmalı. Tamam, bakalım Kayyu bugün ne yaptı? Bugünkü hikayemizin adı Kayyu Tek Başına. Anne, anne, meyve suyu alabilir miyim? Benimle oynamak ister misin anne? Şşt Kayyu, şu anda meşgulüm. 14, 15... Ay, bana yardım edeyim mi? 1, 2, 3, 4... Kayyu, bu çok zor canım. Sana yardım edebilirim, yardım edebilirim. 16, 1, 2, 3, 4... Ah, hayır, olamaz. Kayyu, ne yaptığına bakar mısın? Şu anda gerçekten yalnız bırakılmaya ihtiyacım var. Oynayamayacak kadar meşgulüm. Neden gidip babanı bulmuyorsun? Belki o seninle oynar. Kayyu, annesinin onunla oynamasını gerçekten çok istiyordu. Ama bir dakika, belki de babası onunla oynayabilirdi. Ama Kayyu babasının da çok meşgul olduğunu bilmiyordu. Baba, baba! Aa, bozulmuş mu? Hayır, artık değil. Tamir ettim Kayyu. Olamaz. Hayır. Kayyu, şu anda temizlik yapmam gerekiyor ve yalnız kalmak istiyorum. Neden gidip büyük anneni bulmuyorsun canım? Kayyu, büyük annesinin babasının çamaşır makinesiyle yaşadığı sorunları duymak isteyeceğinden emindi. İşte uslu bir kız ol Rosie. Gözlerini kapat tatlım. Asla uyumayacak sanmıştım. Ah, nihayet. Büyük anne, büyük anne, bana bak. Ben kardan adam oldum. Şşş, Kayyu, şşş. Rosie uyuyor. Babam çamaşır makinesini tamir ediyordu ve birden her tarafına baloncuklar yayıldı. Her yerde baloncuklar vardı büyük anne. Şşş, Kayyu, lütfen sakin ol. Rosie'yi uyandıracaksın. Kayyu, Rosie ile benim gerçekten yalnız kalmaya ihtiyacımız var. Niçin gidip Gilbert'la oynamıyorsun? Değil mi? Aa! Belki de annem saymayı bitirmiştir. Üzgünüm Kayyu ama şu an yalnız kalmam gerekiyor canım. Benimle oynamak ister misin? Evet. Kayyu, aşağı gel tatlım. Atıştırma vakti geldi. Kayyu kendi kendine o kadar eğleniyordu ki annesinin seslendiğini bile duymadı. Kayyu. Sen iyi misin canım? Burada yalnız başına kaldığın için biraz endişelendik. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Sadece oynuyorum. Hikaye zamanı çocuklar. Bakalım Kayyu bugün ne yapmış? Bugünkü hikayenin adı Kayyu oyuncaklarını topluyor. Kayyu, neredesin tatlım? Pekala, sanırım çikolatalı puding varken Kayyu ortalardan kaybolmaz. Hey, beni de bekleyin. Şu dağınıklığa bir bak. Ben sana ne demiştim Kayyu? Oyuncaklarımı merdivende bırakmamalıyım anne. Kayyu'nun kendi de oyuncaklarını merdivende bırakmaması gerektiğini çok iyi biliyordu. Lütfen oyuncaklarını odana götür Kayyu. Hmm,
Kayu, buraya gelir misin lütfen? Bu önemliye benziyor. Bence dışarı gidip babanın ne istediğine bak. Kayu, oyuncaklarını yolun ortasında bırakmaman konusunda sana ne demiştim ben? Bırakmamam gerektiğini baba. Çok doğru. Şimdi niçin onları toplamıyorsun? Peki ya çikolatalı pudingim ne olacak baba? Çikolatalı pudingim bekleyebilir. Hadi sana yardım edeyim. Babası ona yardım edecek olsa da Kayu hala pek mutlu sayılmazdı. Kayu, sana bir şey söylemek istiyorum. Kayu, oyuncaklarını toplaman gerekiyor. Daha sonra çikolatalı pudingini yiyebilirsin. Tamam baba. Bütün oyuncakları topladığımızdan emin misin? Eminim baba. Bak. O zaman çikolatalı puding zamanı. Evet, çikolatalı puding. Olamaz. Sanırım buna bir bakman gerekiyor. Kayu, sen de biliyorsun ki çok fazla oyuncağım var ve çok yer kaplıyorlar canım. Biliyorum anne. Ve artık oynamadığın bir sürü eski oyuncağın da var değil mi? Ne yapmamız gerekiyor? Eskilerden bazılarını Rosie'ye verebilirsin. Ona bir oyuncak verebilirim. Belki daha sonra başka da veririm. Sana gereken şey oyuncaklarını koyabileceğin büyük bir kutu. Bir kutu yapmama yardım eder misin? Vay canına, evet. Çikolatalı puding gibi bitirir bitirmez. İşte, sanırım bu işe yarar. Teşekkür ederim baba. Bakalım gerçekten içine sığacaklar mı? Hikaye zamanı çocuklar. Kayu acaba bugün ne yaptı? Bugünkü hikayemizin adı Kayu araba kullanmayı öğreniyor. Kayu hiç gördün mü bana araba konusunda yardım edeceğini söylemiştin. Sanırım o bahçede arabasıyla oynuyor. Bip bip. Kayu arabada. Kayu'nun arabalar, kamyonlar ve otobüsler hakkında her şeyi sevdiğini muhtemelen biliyorsunuzdur. Ha, işte buradasın. Baba! Unuttun mu? Bana araba yıkamamda yardım edecektin. Kayu hayatta gördüğünüz en fantastik arabayı sürdüğünü hayal ediyordu. Merhaba Bayaslan. Kayu, bak senin yüzünden ne yaptım. Baba, sırılsıklam olmuşsun. Ne oldu? Kayu, babasının kendini spreyle sulamasına neden olan kişi olduğunun farkında değildi. Tamam, bir kazaydı. Çok kötü görünmüyor muyum? Evet. Bana hala yardım etmek istiyor musun? Evet baba. Ben araba kullanıyordum baba. Gerçekten mi? Evet. Arabaları çok severim bilirsin. Evet bilirim, seversin. Küçükken ben de arabaları çok severdim.
Ve hala çok seviyorsun. Bak anne, tertemiz ve pırıl pırıl. O zaman ne bekliyoruz? Hadi piknik yapmaya gidelim. Merhaba Bayaslan. Büyüyünce arabayı kullanabilir miyim baba? Bana öğretir misin? Tabii ki Kayu. Tabii ki. Hikaye zamanı çocuklar. Bakalım Kayu bugün ne yapmış? Bugünkü hikayenin adı Kayu Kreş'te. Kayu'nun ilk günüydü ve Kayu birazcık tedirgindi. Gitmek istemiyorum anne. Seninle kalmak istiyorum. Lütfen. Aa, ben de Kayu ama biliyorsun annenin işe gitmesi gerek. Ve kreş de eğlenceli olabilir. Beni duyuyor musun? Merhaba ben Anne Martin öğretmenim. Sen de Kayu olmalısın. Kayu korkmuştu ve utanıyordu. Benim şimdi gitmem gerekiyor tatlım. Hayır, gitmeni istemiyorum anne. Hayır, lütfen. Ama döneceğim Kayu. Üzülme canım. Kayu'nun annesi bile onu ilk gün kreşte bırakırken üzülüyordu. Al Kayu, bir bardak elma suyu iç. Seni diğer çocuklarla tanıştırmamı ister misin? Tamam, elma suyunu bitirdikten sonra tanıştırırım. Hey, bunlar benim oyuncaklarım. Anne! Ağlarsan ağla, annen gitti. Merhaba, ben Clementine. Senin adın ne? Ben Kylo. Bu Leo. Paylaşmayı pek sevmez. Oynamak ister misin? Kağıtları kesiyorum. Bak, bu bir elma. Bak, bu da bir muz. Bu da kuru üzüm. Ama onları yiyemezsin. Sadece hayaliler. Acaba kreşi sevdin mi? Büyük annemde kalmayı tercih ederim ben. Annenle baban meşgulken orada mı kalırsın? O bir ressam. Orada boyalarla, fırçalarla, kağıtlarla, pastellerle, tebeşirlerle ve renkli kalemlerle oynarım ben. Bak, onların hepsi burada da var. Aa, vay canına. Ben şimdi şey çizeceğim. Kuş çizeceğim. Ben de kağıtlardan kuş yemi yaparım. Kurçuklar. Çok güzel bir kuş. Şey, bana da böyle boyamayı öğretir misin? Tabii ki Leo. Ama senin de ona nasıl kale yapılacağını göstermen gerek. Bence bir kalede bir çok kule olur. Bir kurtçuğun birçok kıvrımının olması gerekir. Ve bir kuşun da kanatları vardır, değil mi? Al Leo, bununla kalene bayrak yapabilirsin. Kayu. Bence bu kuleyi daha yüksek yapmalıyız. Kayu oynarken o kadar eğleniyordu ki anne ve babasının seslendiğini dahi duymadı. Bakın ben bir kale yapıyorum. Hikaye zamanı çocuklar. Kayu pek mutlu görünmüyor. Neden olduğunu merak ediyorum. Bugünkü hikayemizin adı Kayu Sirke Katılıyor. Gilbert, rüyamda bir kaplan gördüm. Babam bugün beni sirke götürecek. Söz verdim. Kendi başıma giyinebiliyorum ben artık. Babam çok mutlu olacak. Evet. Ah. Ah.
unuttum. Bak baba, kendi başıma giyindim ben bugün. Evet, bunu görebiliyorum Kayu. Ve iyi bir iş çıkarmışsın ama daha çok erken. Sirke geç kalmak istemiyorum ben. Sirk mi? Hayır Kayu, bugün değil. Sirke yarın gideceğiz. Hadi Kayu, aşağı gel ve kahvaltı hazırlamama yardım. Hayır, hayır istemiyorum. Bozuk eski araba, istemiyorum bunu artık, istemiyorum. Kayu'nun morali çok bozuktu çünkü sirke gitmiyordu. Kayu, lütfen şu gürültüyü keser misin? Bak Rosie'yi uyandırdın. Şimdi aşağı gelmeni istiyorum, lütfen. Kayu'nun babası bile sinirlenmeye başlıyordu. Niye sirke gidemiyorum ki? Sirke gitmek istiyorum ben, sirke. Hadi ekmek kızartalım. Büyük annenin yaptığı gibi küçük ördekler yapabiliriz. Hayır, ördek falan istemiyorum. Onlar bebekler için. Tamam. O zaman sirk kahvaltısına ne dersin? Ekmekten sirk hayvanları yapabiliriz. Sonra da yumurtalarla yeriz. Ama bir dakika. Burada bir şey eksik. Sirk hayvanları gelmeden önce kurulması gereken bir şey. Sence bu ne olabilir? Bir geçit. Sirk geçiti. Tabii ki. Bu çok doğru. Ben yumurtaları alırım. Aa, madem yumurtaları kırmak istiyordun bunu söyleyebilirdin. Benim hatam değildi baba. Biliyorum Kayu. Kimsenin hatası değil. Bir kaza oldu. Baba, ekmekler... Sıcak sıcak, çok sıcak. Sirke katılabilirsin baba. Sen bir hokkabazsın. Ve Rosie de palyaço olur. Aa, burada neler oluyor? Bir sirk yapıyoruz. Geçinimize katılmak ister misin anne? Sen atı süren kadın olabilirsin hayatım. Ay sanmıyorum tatlım. Sanırım ben yatağına doğru dönen kadın olacağım.